Adrasan'dan selam Merkezi Erkin ben. 3 aydır Adrasan'dayım. Arkadaki NK Karavan Güneş modeli. Adrasan'ı üst kabul ettim. Etrafındaki koyları, dağları yürüdüm. Çok güzel koylarda yüzdüm. Motorla dolaştım ve Adrasan maceramın sonuna geldim. Biraz bu 3 aylık Adrasan maceramı. Burada tabii ki bir sürü kamp alanlarını, güzel koyları keşfettim. Biraz onlardan bahsedeceğim. Ve niye buradan ayrılıyorum? Ve yakın plandaki düşüncelerimi anlatacağım. Ve dünya turu tarihi aşağı yukarı netleşti. Böyle gene ortaya sohbet tadında video olacak. Öncelikli olarak Tolga Karalar en son yakın arkadaşım beni ziyarete geldi. Şu anda da kamerayı ona verdim. Onunla da güzel video çektik. Son günlerde beni ziyarete gelen bir sürü arkadaşım oldu. İşte Afrika Twinci, bisikletçi, Tolga. Bunların hepsini sırayla paylaşacağım ve bu sırada da tekrar yola koyulmuş olacağım. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Macera Rotaları diye bir kitap yazdım. Bu kitabın imza günleri oluyor. Önce Honda bayilerinde başladık. İstanbul'da başladık. Muhtemelen sonra Ankara, İzmir, Eskişehir şeklinde devam edecek gibi. Instagram'da, YouTube'dan da takip ederseniz o imza günleri aslında çay kahve içmeye muvaffede buluşma günleri. Orada herkesi beklerim. Şimdi nasıl geçti Adasan'ınki günlerim ve niye ayrılıyorum? Öncelikli olarak geçen sene Mayıs ayında ben evi kapatmıştım. Bir uzun bir tura çıkacağım diye, bir dü dünya turu çıkacağım diye. Fakat pandemi bahanesiyle, pandemi bahane demeyelim pandemi nedeniyle çıkamadım. Ve karavan hayatına başladım. O yüzden kanalda bir sürü arkadaş erken sanki motosikleti bıraktı artık karavan paylaşıyor gibi algı oluştu ama aslında ben karavanı hep söylüyorum. Taşınabilir ev olarak kullanıyorum ve motorla gezmeye devam ediyorum. Ta ki muhtemelen artık Mart ayına kadar bu pandemi, vizeler, işte aşılar, şunlar, bunlar, bütün her şey biter ve önümüzdeki senenin Mart ayında yani bu video çektikten 7-8 ay sonra artık ne olursa olsun e, motosikletle dünya turuna çıkacağım. Bu sırada aslında karavan hiç hareket etmedim. Benim amacım dediğim gibi karavanı taşınır ev olarak kullanmaktı ve bunun için de e, İstanbul'dan sonra Adrasan'ı tercih ettim. İstanbul'da Ömer'de de kış vakti ve çok yeterli olmayan bir tesisin ve e, maalesef iç dizaynı çok kötü olan bir karavanın ardından NK karavanda ve Lazona Camping'de Adrasan'da gerçekten çok rahat ettim. Hani geçen seneki Haziran ayını ve bu seneki Haziran ayını düşününce hakikaten hani Mayıs-Haziran inanılmaz çok daha güzel geçti benim için. Bunu da öncelikli olarak Adrasana bana ev sahipliği yapan Lazona Camping'e çok teşekkür ediyorum. Hem ev sahipliği için hem de şundan dolayı da Lazona Camping'de kalmama rağmen ben Adresan'daki başka diğer kamp alanları da tanıttım. Ki buraya da kadir indirim yapsa da çünkü ücret veriyorum. Benim amacım her yeri çünkü paylaşabilmek. Biraz karavan ve kamp alanlarından bahsedeyim. Ondan sonra Grotta'lara geçelim. Benim kaldığım Lazona Camping bir çıkmaz sokak üzerinde, denizde 500-600 metre uzaklıkta tam benim istediğim gibi sakinlik isteyenler için, özellikle orta yaş ve üstü çocuklu aileler için işte zeytin ağaçlarının arasında, hani motosiklette çok rahat böyle çadırınızın yanına kadar park edebileceğiniz karavan içerisinde oldukça geniş bir alan veren çok güzel bir kamp alanıydı ve misafir kabul etmek için de çok güzeldi. O yüzden bir sürü arkadaşım geldi, çay kahve içmeye gelen oldu, işte kitap imzalatmaya gelen oldu, bir miktar kadire kitap da bıraktım, buradan satın alanlar oldu. Dolayısıyla çok güzel bir tercih yapmışım Adrasan'ı seçerek. Ve Dezona Camping'i kampingi seçerek de çok hoşuma gitti. Bunun dışında buradayken mesela Gonca Kamping'le tanıştım. İşletmecisi Vedat, ba Vedat abi e, tur bisikletçisi. Onun da bisikletçilere yönelik bir güzel bir kitlesi var. Ağırlıklı olarak onlar, işte yürüyüşçüler. Böyle meyve ağaçlarının içinde daha gölgelik bir alanda, daha küçük bir yerde. Onun da çok şirin bir kampingi var. Kanalda buranın incelemesi var. Açıklama kısmına bırakırım bunları. E, çünkü Adrasan çok kalabalık olabilecek yazın. Belki buraya geldiğinizde kalabalık olur. Başka yerlere gitmeniz gerekebilir. O yüzden de bütün mekanlardan biraz bahsedeyim. Sonra bir başka mekan Jungle Adrasan diye mekan. Eskiden burası Jungle Bass'miş. Hani <laughs> Jungle deyince Tolga'nın bir yüzü gülüyor. Orası bambaşka bir ortam gerçekten. Eski Olimpos'u andıran, biraz daha eğlenceli, yaş ortaması biraz daha genç olan. Mesela ben burada akşamları kalırken bir sürü akşam da jungle'da açıkçası oradaki işte ateş başı muhabbeti olsun, işte bar kısmı olsun o kısmı da vakit geçirdim. Gelen bazı arkadaşlarım sessizlik arayanlar burada kaldı. Biraz daha böyle ortam isteyenler de jungle'da kaldı. Orası da çadır bakımından. Bungalovlar da var orada. Karavan da kabul ediyor. Fiyatları biraz daha yüksek oldum buraya göre. Ama orası çok enteresan mekan. Orayı da şiddetle tavsiye ederim diyeyim. Bir de jungle bensin hemen yanında bir kere uğradım fakat sahibi o sırada yoktu. Ki halbuki bir çarşıda ayaküstü muhabbet etmiştik. Adam tanıp yanıma gelmişti. Şeker Bahçe diye bir yer var. Ee, orası da bir otelin yan tarafında büyük bir arazi içinde yüksek çam ağaçları arasında daha çok karavancıların tercih ettiği güzel bir mekan. Bunların hepsini dediğim gibi hani mümkün mertebe irtibat numaralarını bırak aşağıya. Hani Aldasan'a geldiğinde bütün mekanları dolaşırsınız. Önceden ararsınız. Fiyat bilgisi söylemiyorum çünkü sezondan sezona göre çok değişiyor gerçekten. Sadece Lezona Camping'in fiyatını net olarak biliyorum. Hani günlük iki kişilik bir kara, iki kişi karavanda kaldığı sürece 80 lira alıyor. Üçüncü kişi gelince de artı 20 lira artıyor. Yani aslında Adrasan'da karavanda konaklamanın fiyatı bazı yerlerde çok uygun. Burası da onlardan bir tanesi. Peki burada kamp yapıp ya da karavanda geldikten sonra ya da motorla gelen bir sürü arkadaş oldu. Nereleri tavsiye ediyorum derseniz e, çok büyük bir koyu var. Hani maalesef burası tekneciler tarafından istila edilmiş durumda. Hatta ben bu videoyu çekerken bile arkadan bazı tekneler müziği açıyor. Buraya kadar sesler geliyor. Çok rüküş bir tayfa var bu tekne turlarına katılan. Aslında etrafta çok güzel Sulo'da var, Cenevis koyu var, Sazak koyu var. Hani burada tekne turu düzenleniyor ama biraz kaos ve 30 kişilik teknelerde kişi başı 125 lira gibi bir fiyatı var. Ucuz da değil maalesef. O yüzden mesela adasının ana koyunda denize girmesindense sol tarafta küçük bir tane koy var. Harita üzerinde onu da açıklamak kısmına bırakırım yerine. Bir de sağ tarafta Balıkçı Koyu denen bir yer var. Orada denize girmek biraz daha sakin olur. Ya da eğer yerden yüksek bir aracınız varsa 10 kilometre ileride sazak koyu var. Tuzla koyu var. Hani buralar daha da sessiz sakin. Özellikle burada ilk geldiğimde orada kamp yapmaya gittiğimde kimse yoktu. Ve her yer tertemizdi. Fakat bir de şöyle bir kitle var maalesef. E, Araç üstü çadır kullanan bazı gruplar inanılmaz çöp bırakıyor ve gürültü yapıyor ve sahili inanılmaz bozuyor. Hani biz kamp yaparken bunlara defalarca şahit olduk. Tabii ki herkes bu kategoriye sokmuyorum ama yani nedense kamptan ayrılırken özellikle böyle sahilde tur atma, sahildeki kumları bozma ya da tam böyle inanılmaz yayılıyorlar. Tam denizin dibine kadar gelip yayılma yani anlayamadığım bir tatil anlayışı var burada. Özellikle Antalya tarafından günü gelen bir kesim var ki bunlar daha böyle kendi semti olduğu için, kendi köy olduğu için daha sahip çıkması gerekirken gürültü bakımından ve kirlilik bakımından onlar biraz daha etrafı pisletiyor maalesef. Tuzla koyu, Sazak koyuna göre daha az bilinen bir yer. Mesela orayı tavsiye ederim. Bunların hepsinin de aslında linklerini bırakıyorum. Bir kilo kullanan arkadaşlar çok rahat dediğim yerlere gidebileceklerdir. Ve bunun dışında tabii ki bunun hemen yanında aslında Gelidonya Feneri var. Hasan'la beraber yürüdük Likya yolundan. Bir 15 kilometrelik bir yürüyüş yoluyla Gelidonya'ya ulaşabiliyorsunuz. Ya da buradan Karoz'a e gidebilirsiniz araçta. Karoz'dan aracınızı park ettikten sonra 2-3 kilometre ileride Gelidonya'ya çok basit bir yürüyüş yoluyla varabilirsiniz. Hatta yol üzerinde güzel bir korsan koyu var. Orası da eskiden az bilinen küçük bir koydu ama etrafına çok büyük bir kamping yapılaşması başlamış. Hani burası dahil oradaki kampingler bir kontrolsüz bir şekilde kamping olayı maalesef çoğalıyor. İşte eskiden gözlemeci olanlar ya da işte zeytin bahçesi olanlar, tarım yapanlar, nar ağaçları olanlar bir anda böyle kamp alanı çevirdiler. Yani tabii ki çevirsinler ama hiçbir altyapı yapmadan, yeterli işte tuvalet ve temiz tuvalet, duş, ortak mutfak gibi imkanlar sunmadan sadece boş bir arsaya, gölgelik olmayan yerlere bile bir sürü kamping türemiş durumda. Bir de glamping olayı vardı. Bunu da söyleyeyim. Glamping aslında lüks çadır konaklama gibi ama işte dört tane tente çekip işte glamping diye ya da hiçbir altyapısı olmadan karavan kamp alın diye bir sürü tesis açılmış oldu. O yüzden bu saydığım dört yer işte Lazona, Gonca, Jungle ve Şekerbahçe en azından benim ve arkadaşlarımın deneyimlediği ve diğerlerine göre nispeten biraz daha böyle e, altyapısı iyi olan tesisler. Ee, bir de motosiklet kullananlar için bir rotadan bahsedeyim. Özellikle işte kumlu, buradan Kumluca tarafına gidecekler için ana yolu değil de eğer sahil yolunu yani kara üzerinden mavi kentlerindeki yolu kullanırlarsa Orası gerçekten asfalt kalitesi de güzel ve çok keyifli, manzarası çok güzel olan bir yol. Hani gelen arkadaşlar da mutlaka oraya gitsinler. Ya da ters tarafta Olimpos var. Bir öbür tarafta Çıralı var. Yani aslında buradaki Faselis var daha da ileride. Etrafta görülecek inanılmaz sayıda güzel koy var. Ya ben burada da 3 ay kaldım. Bayağı bir yürüdüm. İşte Sazak koyuna mesela insanlar teknelerle giderken ben motorla da gittim, araçla da gittim, yürüdüm de. Her gördüm, sapa girdim çıktım ama gene de 3 ay yetmedi bile. Şu anda yoğun sezona geldi. Temmuz ve Ağustos ayında aslında ilk niyetim karavanı başka bir yere çekip daha sakin yukarıları bir yere çekip biraz da orada vakit geçirmekti ama gerçekten motosiklet kullanmayı çok özledim. Onu yapmaktansa Karavanı burada bırakacağım. Sağ olsun Kadir'le konuştum. Burada ya da otoparkına çekeceğiz. 2 ay sonra geri geleceğim. 2 ay sonra muhtemelen başka bir yere geçerim. Belki Fethiye'ye, belki Bodrum'a geçerim. Merkezine değil ama gene böyle güzel tesisler bulduğum sürece böyle karavanı yer değiştirip orayı üst olarak kabul edip etrafı dolaşacağım. NK karavanla da ilgili bir sürü soru soran oldu. Geçen de çok güzel bir video çekmiştim. Ayrıntılı video çekmiştim. Bunun üzerine de sağ olsun NK Karavan bayileri özellikle benim arası çok iyi. Hatta Ankara, Antalya ve İstanbul bayisi yeni NK Karavan alanlara macera rotaları kitabı hediye ediyor. Hani o kadar da güzel bir jest yaptılar. Ve Antalya bayisi geçen beni ziyaret etti. Hemen benim karavanın yanına koydu. İki NK Karavan'ı beraber görmek çok güzeldi gerçekten. Ve videoyu da şöyle bitireyim. Ona da dedim ki Abi, ben bütün işte kullandığım ürünler olmak üzere sizin da detaylı şekilde anlattım, eleştirdim. Eksik yanlarını da anlattım. Hiç de karışmadılar sağ olsunlar. Senin gözünden de sana şunu sorayım dedim. Abi neden insanlar NK karavanı alsınlar? Bana birkaç dakika işte bunu özetler misin dedim. Sağ olsun oradaki Eray da ayaküstü spontane bir şekilde birkaç cümleyle bunu özetledi. Bu birkaç dakikalık video yayınlayayım. O şekilde bitireyim. Videoyu bitirirken de özellikle Adasan'da ziyaretime gelen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlar haber vermeden geldiği için işte denizdeydim, yürüyüşteydim onlara görüşemedik. Keşke önceden haber verselerdi. Ama çok keyifli geçti. Şimdilik bu kadar. Kanala abone olursanız, hatta bir üye grubumuz var. Üyeler kendi arasında canlı yayınlar yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Gayet eğlenceli, goy goy muhabbetler oluyor. Sembolik 5 lira gibi bir ücreti var sadece. Sırf sadece kapalı tutabilmek için zaten bu uygulamaya gidiyorum. Oraya da beklerim. Gittiğim yerlerde de, üye grubuna da yazıyorum özellikle. Bu iki ay boyunca yolda olacağım, şuradayım, buradayım diye. Ya da işte Honda bayilerinde buluşmalar olacak. Mutlaka bir yerde denk gelelim istiyorum. Mart ayına kadar Türkiye'de ve işte yakın artık sınırların açık olduğu yerlerde turlama devam edeceğim. Mart'tan sonra da umarım birkaç yıl sürecek uzun bir tura çıkacağım. Çok hızlı konuştum. Buradan çünkü İstanbul'a geçiyorum. İstanbul'da yine bir etkinlik olacak. Ona katılacağım. Oradan da devam edeceğim artık. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ben NK Karavan Antalya Bayisi'yim. İsmim Meray. Antalya Bayimizi yine açtık showroomumuzu. 4 ay kadar oluyor. Aynı zamandan Ankara'da da. Ankara bayisi olarak abim Berkay var. Onunla beraber bu işi götürüyoruz. Bugün size neden NK karavan almalıyız Erkin abiyle beraber böyle bir video hazırlayacağız. Abi neden NK karavan almalı insanlar? Karavanlarımız 750 kilo altı. Vergi ruhsat gerektirmiyor. Ehliyet değiştirmek gerektirmiyor. Alko şasemiz var. Şasemiz Alko şası. Frenli torsiyonlu sistem. 400 bin liralık bir karavan da alsanız bugün. Benim da alsanız kullanacağımız şası aynı şası. Fiber kabuk kullanılıyor. Fiberin e, güzelliği de şu. Herhangi bir yerini vurdunuz diyelim ki e, burayı herhangi bir fiberce götürüyorsunuz. Size yarım gün içinde e, yapıp teslim ediyor. Bayilik ve servis ağımız var abi. Türkiye'nin herhangi bir yerinden aradığınızı takdirde en yakın zamanda size e, servis yönlendiriyoruz. Herhangi bir sıkıntınızda. E, ön tarafta şöyle göstereyim. Skywind'e o cam kullanılıyor. Toplam 4 metre yukarıya doğru. Ee, bu camın en güzel yanı gece yatarken yıldızları seyrederek uyuyabiliyorsun. Ya yani onun dışında kışın mesela kar altında oturuyorsun içeride, kar yağıyor yukarıdan. Mesela bunlar çok e, güzel oluyor. Dışarıdan açılan depolama alanımız var. Hem içeriden erişilebiliyor, hem dışarıdan erişilebiliyor. Yani buraya kam malzemelerimizi koyabiliyoruz. Hani hem içeriden erişmemiz güzel. Yağmur yağdığı zaman hiç dışarı çıkmadan içeriden de alabiliyoruz abi. Ee, benim boyum 1.95, İç yükseklikte çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. Şu kadar da bir mesafe boşluk kalıyor. E, i̇ş yüksekliğimiz çok iyi. Müşterilerden gelen geri dönüşe göre modelimizi sürekli geliştiriyoruz. Sürekli bir şeyler ekleniyor modele. Yani model ilk çıktığı zaman ki şu anki arasında baya bir fark var. E, müşterilerden gelen geri dönüşleri dikkate alıyoruz. Şu an sipariş verdiğiniz zaman en geç 1-1,5 ay içerisinde teslimat yapıyoruz. E, diğer mesela bazı firmalar var. Onlar mesela e, 5-6 ay ileriye atıyor, atabiliyorlar. Bizim bir yandan da fabrikada işler çok hızlı olduğu için teslimatımız da hızlı oluyor birazcık. Türkiye'nin en büyük fabrikası çok yakında e, NK Karavan tarafından Manisa Ahmetli'de açılacak. E, artık üretimimiz günde 3-4 bandından 8-9 bandına çıkacak. E, bu, bu öyle olduğu zaman teslimatlarımızı daha da hızlandırmayı planlıyoruz. Biz sattığımız malın arkasındayız sonuna kadar. Yani e, kimden aldıysa hangi bayiden aldıysa karavanı 724 o bayiyi arayıp karavanın hakkında bir sorun olduğu zaman ulaşabilecekleri bir numara oluyor. Ya, bu da bence çok önemli. Çünkü hani bir karavanı alırsınız bir tatile çıkarsınız. E, karavan hakkında mesela çok bilgisi olan ustalar da yok Türkiye'de maalesef. Bu yeni yeni gelişiyor. Ya yani en ufak mesela bir hidraforunuz bozulsa, bu hidraforu bile bulmak için belki Antalya'nın tamamını gezebilirsiniz. En ufak bir hidrafor bile 12 voltla çalışıyor mesela. Onu bulmak için böyle bir kamp kamp malzemeleri satan bir yere ulaşmanız gerekiyor. NK Karavan Ankara ve Antalya bayisi olarak Erkin abi'nin kitabını karavan alan müşterilerimize hediye ediyoruz bu arada. Tüm müşterilerimizi, tüm bayilerimize bekleriz. En azından bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekleriz.